Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Ders programları hazırlamamıza devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda KPSS'nin ilk hafta programını sizlere açıklayacağım. Evet arkadaşlar, konularımız matematikte temel kavramlar, Sözcükte anlam, doğruluğu açılar, İslamiyet'ten önce Türk Devleti, Türkiye'nin fiziki coğrafyası ve bu konuların bir tekrar yapacağız arkadaşlar. Haftalık genel tekrarımızda her hafta olacaktır. Cumartesi veya pazar siz hangi gün müsaitsiniz arkadaşlar pazar günü yapmanız Bence daha iyi olur. Evet. Konularımız bu şekilde. Şimdi AKTS dediğimiz bir kredilendirme sistemi. Üniversitelerde var arkadaşlar. Görebiliyorsunuz zaten. Ki birçok arkadaşımız lisans ve lisans arkadaşlar bunları gördü. Ama lise KPSS'ye girecek arkadaşlar da olabilir aramızda. Onlar görmediği için kısaca bir açıklayalım. Bu kredilendirme sistemi şu yüzden yaptım arkadaşlar. Belki daha iyi motive olabiliriz. Ne bileyim farklı bir bakış açısı olabilir. Sizleri çalışmaya teşvik edebilir bu sebepten dolayı. Peki. Toplam 30 AKTS var arkadaşlar. 6 4 10 14 19 24 30 yapıyor. Biz burada arkadaşlar AKTS'si yüksek olan değerlere baktığımız zaman matematik temel kavramlar 6 demek ki arkadaşlar matematik önemli. KPSS'de arkadaşlar matematiğin yanında tarih, coğrafya da ciddi derecede önemli. 5 ekledik onlara da. Haftalık genel tekrarda en az bunlar kadar önemli olduğu için bunları da ekledik ve Türkçe ile 4 ekledim arkadaşlar. Tabi Türkçe'ye bir tık daha arttırabilirdik. Doğru yani mesela geometri 3, Türkçe 5 yapabilirdik. Doğru. Onu önümüzdeki hafta düzelteceğim arkadaşlar. Şimdi video çekerken daha mantıklı geldim. Bir de puanlama sistemi var arkadaşlar. Peki bu puanlama sistemi ne? Eğer puanınız mesela temel kavramlarla ilgili. Aradan zaman geçti. Hafta sonundasınız mesela. Temel kavramlar çok geniş olduğu için örnek vereceğim. Mesela diyelim ki bir ardışık sayılar testi ya da ardışıklı işte asal sayılar testi falan çözdünüz diyelim. 10 sorudan eğer 7 8 doğru değil doğru bizim için kısası net kıssası yani 7 doğru 2 yanlısı 6,5 net. Bu sebepten kaç puan geliyor? 65 puan geliyor gibi düşünün. Bu toplam 3000 puanının yanında bunu not edebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizleri bir devi teşvik edebilir. Her hafta bu toplamdaki 3000 değere ne kadar yaklaşıyorsanız o kadar çok istikrarlı bir şekilde ilerliyorsunuzdur ve doğru yoldasınız demektir bu da işaret olarak sizlerde kalsın arkadaşlar. Eğer zaten yüzlük giderseniz zaten ne gelecek? 100 çarpı 30'dan 3000 gelecek. O yüzden 3000 yazıyor burada. Evet. Ve arkadaşlar sizlerden şunu istiyorum. Ee, mesela temel kavram var ya da sözcükte anlam herhangi bir konu için düşünelim. Çözdük bu hafta bitirebildiğimiz yere kadar geldik. Sizden bir quiz hazırlamanızı istiyorum. Bu yapamadığınız sorulardan olur özellikle matematik adına. Burada süre önemli arkadaşlar. Yani bu quizdeki soruları çözmeniz önemli. Burada süre çok önemli değil. Diyelim temel kavramlardan yapamadığınız soruları yazdınız. Ee, diyelim ki 5 soru ya da 10 soru oldu. 10 soru olursa daha güzel olur en az. Ki onları tekrar edeceğiz. 10 soruda bir quiz hazırlanınız kendinize. Bu quizin çözümlerini öğrendiğiniz takdirde bunu bir dosyalayın arkadaşlar quizlere özellikle. Özellikle matematik ve geometri adına bence çok çok işe yarayacak yöntemlerdir. Diğer derslerde de yarayabilir. Bunları bir araya getirdikten sonra 10 günde bir, 15 günde bir bu soruları tekrar ederek arkadaşlar gerçekten pekiştiğini göreceksiniz. Ve matematik adına özellikle birçok şeyi başarabileceğiniz, başarabileceğiniz duruma geleceksiniz arkadaşlar. Bu sebepten ötürü zaten sınavlarda hep tekrarlı önemli konular öğrenilir. Konuların öğrenmesi tabii kişiden kişiye göre değişir. Kimi 4 saatte, kimi 1 günde, kimi 2-3 günde öğrenir ama... Önemli olan konuları unutmamak ve sınav anında yapabilmek. Bizim amacımız sınav anında yapabilmek. Bu sebepten dolayı ne kadar çok aşina olursak arkadaşlar yapabileceğiz. Dediğim gibi şu an hızlanmak bizim amacımız değil. Önemli olan konuyu öğrenmek. Sonra soruyu çözmek. Daha sonra hızlandırıcı adımlara doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet umarım sizlere biraz da olsa bu video faydalı olmuştur. Aşağıya pdf olarak eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı olmaz. PDF konusuna biraz kötüyüm ama inşallah PDF olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Sistem bu. Umarım iyi bir sistem şekilde yani bu sistemde her hafta sizlere bugün biraz geç attım arkadaşlar kusura bakmayın. Yani neredeyse çarşamba oldu haftanın ortasına geldik neredeyse. Bu her hafta arkadaşlar pazar gecesi ya da pazartesi sabah bu programları yükleyeceğim. Sizler de bu programı uygun şekilde gidebilirsiniz. Ya da örnek alıp sizler de kendinize uygun bir program hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu AKTS ve puanlama sistemi bence sizler için güzel olacaktır. En azından diyeceksiniz ki 6 kredi demek önemli. Bu şekilde. E, özellikle sayısalcı arkadaşlarım bu kredilendirme sistemin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.